Merhaba arkadaşlar. Beraber Konuşalım programının 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her zamanki gibi Sinan ve Alperen'le birlikte yayınlamış olduğumuz yazıların üzerinden geçip muhabbet edeceğiz. Yorum yapacağız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Ramazan nasıl gidiyor? Elhamdülillah. Bu programı muhtemelen seyircilerimiz Ramazan'ın son günlerinde izleyecekler ama biz şu an çekerken Ramazan'ın ortasını yeni geçtik. Süper değil mi ya Alperen abi? İkinci gününde süper diyordun herhalde biraz yoruldun. Ya biraz yormaya başladı. Yalan söylemeyeyim. Şöyle fiziksel olarak zorluyor. Ramazan bir de çok yoğun geçiyor. Böyle bir hasta olmanın kıyısındayım sürekli. Ama elhamdülillah manevi olarak iyi. İnşallah bir hastalık yaşamam. Onu diliyorum. Hastalık İnşallah. olduğu zaman çok zor oluyor Ramazan. Bakalım. İnşallah İnşallah. abi. İnşallah. Ha abi senin Ramazan nasıl ya? Sana sormuyoruz böyle ikimiz konuşuyoruz bazen Abi de. Ramazan benim güzel. Yani şöyle geçen senelere göre Avrupa'da yaşadığım Ramazanlarla kıyaslayınca daha bir Ramazan diyebilirim. Daha çok atmosferi hissettirdiği. Elhamdülillah. Onun dışında Maşallah. burada vakit olarak benim ilk geldiğim sene mesela akşam 9.30-10 gibi iftar yapıyorduk. Şu an 7'de iftar yapıyoruz. Hatta 7'den önce iftar yapıyoruz. Elhamdülillah ya Elhamdülillah. abi. Yani bir 5 gün sonra falan saatler ileriye alınacak. Bir saat atacak yine. Ama yine de ilk geldiğimiz zamanlara kıyasla şu an çok iyi yani. O da 8 Bilmiyorum. çeyrek olacak abi. 11.30-12'de yatsıyı kılıyorduk ya. Tabii. Hava kararmıyordu yani. Evet. Bir de şey oluyordu. Kafayı vurup yatıyorsun. Sahuru geçtim. Sabah namazına uyanayım dediğinde zaten 4-5 saat sonra kalkmış oluyorsun. Ramazan'da çalışmak, normal bir hayat sürmek çok zor oluyordu. Ama şu an öyle değil. Elhamdülillah. Ve önümüzdeki bir 10 yıl falan rahatız sanırım Sinan. Tabii Allah bilir. Abi Yorgan 5 gözlerdeyiz 5-6 ama. seneye nasipse şöyle hani Şubat'a ocağa geldiği zaman Evet. saat 4-5 gibi falan iftar yapıyor Biz burası. 8 saat 9 saat falan iftar yapacağız herhalde. Evet. Oruç tutacağız pardon. Her zamanki gibi yorum kısmıyla başlayalım. Alperen abi. Abi şöyle sadece geçtiğimiz haftaki yorumlardan seçmedim. Çünkü geçtiğimiz haftanın videosu daha yeni yayınlandı. Henüz yorumlar birikmemiş. Onun için bir önceki haftadan da birkaç yorum seçtim. O şekilde ilerleyelim. Bir tane kardeşimiz demiş ki It's Engin, not Engin. 15 yaşındayım. Resim çizerken yanında dinliyorum. Çok güzel. Ben çok mutlu oldum şahsen. Ne çizdiğini de bizimle paylaşırsa sonraki programlara yorum olarak bırakırsa onu da merak ettik doğrusu. Çizimlerinde de başarılar dileriz Var mı kendisine. abi yeteneği olan resme? Valla abi ben o kadar Alper kötü abi. ki o kadar kötü ki Öyle mi? resimlerim. Yani görmek istemezsiniz. Çöp adam çiz desen onu bile zor çizerim yani. Allah Allah. Ben vasat ortadayım. Alperen abi o kadar düşürdü ki şeyi çıtayı ben kötü dersem. Abi benim çok kötü ya gerçekten. Yani. Allah razı olsun abi bizi biraz Abi herhalde bu ortaladı. hayat bazı şeyler yani gerçekten Cenab-ı Allah'ın verdiği bir yetenek ya da işte vermediği. İnsan Normal abi. bazı şeyleri bu kadar rahat yapıyor ama bazı şeyleri de aşırı zorlanıyor. Hiç yapamıyorum. Kesinlikle abi. Sinan abi sen? Ya ben eğitim alsaydım biraz iyi olabilirdi benimki. Ben eskiden biraz uğraşıyordum kendim de çok çok sıkılıyorum. Baktım bir omuzundan uzun oluyor falan atıyordum hemen böyle. Ama düzgün bir eğitim alsaydım çizim nasıl yapılır o hani iskeletini falan çiziyorlar ya yuvarlak çiziyorlar sonra üstüne yapıyorlar falan. Böyle bir şeyler yapsaydım uğraşırdım gibime geliyor. Eskiden böyle oyun karakterlerini falan çizmeyi seviyordum. Çok Ama ciddi bir işte emek lazım bence. tabii tabii abi ya. İyi bir gözlem yeteneği lazım, yemek Evet. lazım, uğraşmak lazım. O da bizde yok Allah affetsin. Z7937. Allah razı olsun. Bu formatın bana şöyle bir güzelliği oldu. Mesela ben ne yapacağımı bilemediğim zamanlarda hani manevi bir şeyler mi yapsam yoksa odamı mı toplasam gibi ikilemlerde bu format tam ilaç gibi yetişiyor demiş. Odamı toplarken dinliyorum. Hem çok kafamı yormuş olmuyorum. Full bilgi içerikli olmadığından. Hem işimi yapıyorum hem de yeni bilgiler öğreniyorum. Bir de ben sohbetin içindeymişim gibi bir samimiyet oluyor. Kısacası faydalı buluyorum. Allah bu düşünce biçiminizi daim etsin, doğru yoldan ayırmasın demiş. Amin. Yani tam olarak böyle bir niyetle bu programı çekiyoruz zaten değil mi? Evet Bu kesinlikle. yorum bizi mutlu eden yorumlardan biri oldu yine. Kesinlikle abi. Allah razı olsun. Son olarak da MFC'nin bir yorumunu paylaşalım. Sinema Time kanalı açılmalı demiş. Sinema kısmındaki paylaşımlarımızı, önerilerimizi beğeniyor demek ki Evet. arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz valla. Özellikle Alperen Bey'in sinefilliği ile Estağfurullah. şenlendi o kısım. Allah razı olsun abi. Estağfurullah. Estağfurullah.
Aslında bir tane daha yorum vardı. Hangi Hangisi? videoya geldiğini hatırlamıyorum net. Kitap bölümü gibi bir şey de olsa gibi. Evet, eski videolardan birine gelmiş bir yorumdu. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Abi şöyle, Vallahi bana sanki vallahi dedim ya yine. Denenebilir diyecektim de. abi denenebilir ama yani nasıl diyeyim, biraz tadı kaçar mı acaba diye düşünüyorum. Acaba bunu da farklı bir formatta mı değerlendirsek diye aklıma geliyor. Yani ben böyle olumsuz ya da olumlu bir noktada değilim de çekimser bir noktadayım, yani O zaman ortada bir soralım yerdeyim. abi. Soralım. İzleyicilerimize soralım. Eğer Evet. isteyenler, katılanlar varsa yorum kısmından bizimle paylaşabilirler. Evet. O zaman yorum kısmını Kitap bölümü alabilirim. olsun mu? Sinema vakti gibi kitap vakti de olsun mu? Bunu Evet. sormuş olalım. Maksimum 10 dakika olacak şekilde. Hatta şunu da soralım bence. İslami kitaplar mı olsun yoksa içeriği İslami olmayan kitaplar mı olsun? Bunu da soralım bence. Yani bu konuda Bence da ikisi de olabilir yorumları ya. belirtebilirler. Bence ikisi de olabilir Karışık abi. olabilir şey gibi. Kesinlikle. Atıyorum içimizden biri İslami bir kitapla gelir, öteki edebi bir kitapla gelir. Bir başkası şiir kitabıyla gelir. Var mı aramızda böyle şiir kitabıyla gelecek adam bilmiyorum Alperen abi, sen de var öyle bir şey Lise sanki ya. yıllarında kaldı biraz ya. Siyah beyaz filmler, dramalar falan derken Üniversite tam sınavına şiir hazırlanırken değil. gece saat 3'te gelirdim deli gibi, böyle bir edebiyat defterim vardı. Şiir kitaplarını açardım, okurdum falan. Böyle yarım saat bir oturur günlük Süpersin. yazardım. Şiirlerden böyle mısralar, beyitler falan yazardım. Zaten gece saat 3 olmuş. 3.30'a kadar da onunla uğraşırdım. Sabah 7'de 7.30'da okula kalk bir de. Şimdi baktığım zaman böyle biraz garip geliyor. Ama tabii boş uğraşlardı, Tamam. ama biraz benim için eskide kaldı yani. Tamam, adam bulundu o zaman. Şiircimiz de var. Yok yok. İlk soru, geçmişte yapılan hatalar. Ben geçmişte yaptığım hatalardan aşırı suçluluk duyuyorum. Öyle ki Allah'ın huzuruna çıkmaya yüz bulamıyorum desem yeridir. Ne yapmam, nasıl hareket etmem gerekir? Sinan abi. Ya öncelikle bunu soran kişinin bu duygusun tamamen vesvese olduğunu fark etmesi lazım. Çünkü niye? Biz eğer Allah'ın varlığına inanıyorsak, Kur'an'ın onun kelamı olduğuna inanıyorsak ve Allah'ın sözünden dönmeyecek bir varlık olduğuna inanıyorsak, biliyorsak bunu, Kur'an'daki yer alan ayetlere baktığımız zaman birçok ayette, birçok surede o çokça bağışlayandır, rahmeti bol olandır, esirgeyendir, sizi affedecek olandır vesaire vesaire diye bahsediyor yani. Belki yüzlerce kez geçiyor bu. Zümer suresinde de mesela "Ey haddi aşmış kullarım" diye geçiyor. O sınırı aşmış, belli bir noktadan İleriye gitmiş olsanız bile Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diye söylüyor Kur'an'da. Şunu biliyoruz işte mesela Furkan suresinde mülk Allah'ındır, onda ortağı yoktur, tüm mülkün sahibi odur. Başka ayetlerde de bu şekilde geçiyor. Dolayısıyla bizim bir şeyleri başkasından isteme gibi bir şeyimiz, lüksümüz de yok yani. Gidebileceğimiz tek kapı o, isteyebileceğimiz tek kapı o, söyleyebileceğimiz derdimizi, halimizi anlatabileceğimiz tek kapı da o. Dolayısıyla ne günah işlemiş olursa olsun bir insan, gideceği tek yer o yani. Bununla alakalı bir de hadis vardı. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Efendimiz işte, tam hadisin metnini hatırlamıyorum ama özet olarak söyleyeceğim. İşte bir adamdan bahsediyor, 99 kişiyi öldürmüş. Belki önceki yayınlarda bahsetmişizdir yani bu Bahsetmiştik, evet. hadisten. Ya mesela Bahsetmiştik. orada da o 99 kişiyi öldürmüş, tekrar 100. kişiyi öldürüyor, tekrar tövbe kapısını arıyor bu adam. Yani bu adamdan daha kötü değilsinizdir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla o kapıyı aşındırmakta bir problem yok. Bu vesveseden kurtulmak lazım. Belli başlı dualar okunabilir bu vesveseden kurtulmak için. Ayrıyeten hakikaten bu çok yoğun bir vesvese ise bu noktada o insanın değersizlik hissiyle alakalı vesaire de bir psikolojik destek de alınabilir. Ama gideceğimiz tek kapı o. O yüzden bundan utanmamak lazım yani. Yanlış hatırlamıyorsam Kur'an-ı Kerim'de yine ümitsizlik direkt olarak ya münafık ya da Kafirlerin vasfı. kafirlerin vasfı. Evet, yani Evet. zannedersem bu bahsettiğin ayetin devamında geliyor hatta. Dolayısıyla bir müminin ümitsizlikle işi olmamalı diyebiliriz kısacası. Mekke'nin fethinde herkes affedilmiş. Bazı adamlar var ki Kabe'nin örtüsüne sarılı vaziyette bulsanız da öldürün denmiş. O kadar çok zulüm irtikap etmişler ki. Yani çünkü bu insanlar savaş suçlusu. O yüzden bu insanları öldürün denilmiş. Bunlardan bir tanesi de İkrime bin Ebu Cehil. Ve İkrime, Müslümanlar Mekke'yi fethederken bile Müslümanlara kılıç çekmiş. Yani çok az adam var o zaman Mekke'de kılıç çeken, bir direniş ortaya koymaya çalışan. Onlardan biri yine İkrime. Yani öyle bir nefretle, kinle dolu için hala. Ama sonrasında hanımının üstün çabaları sayesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini affediyor. İkrime'ye, hanımı Mekke'ye getiriyor. Ve o günden sonra İkrime öyle bir dönüş yapıyor ki, zaten sonrasında hayatı da şehit olarak noktalanıyor. Gerçekten ibadetleriyle, abidliğiyle, Allah yolunda hep en önde yer almaya çalışmasıyla
herkese parmak ısıttıracak bir hayat yaşayıp ötelere gidiyor. Eminim ki bu programı izleyen, dinleyen insanlar Hazreti İkrim'e diyeceğim, Hazreti İkrim'e kadar çok günah işlememişlerdir. Ama oradan böyle bir dönüş mümkün. Cenab-ı Allah'a yeter ki biz tam teveccüh gösterebilelim. Biz zaten yine bir kutsi hadiste geçiyor ya, biz bir adım atarsak Cenab-ı Allah bize 10 adımla, 100 adımla gelecek belki. Onun için biz yeter ki ona teveccüh gösterelim. Kusurlarımız için Taha'nın da dediği gibi istiğfarda bulunalım. Allah elimizden tutup bizi kaldıracaktır inşallah. İnşallah. Evet, o zaman bir sonraki soruya geçiş yapalım. Neydi abi bir sonraki soru? Bir sonraki soru doğal afetler ile dini olayların ilişkisi. Doğal afetlerle o bölgede yapılan Allah'ın hoşuna gitmeyecek fiiller arasında bir ilişki var mıdır? Mesela haramların kolayca işlenmesi, zulmün artması, Allah'a şirk koşulması gibi günahlar bir bölgede daha fazla deprem, sel gibi doğal afete neden olabilir mi? Evet, güzel Evet. soru. Alperen abi, ne demek istersin? Abi şöyle, tek bir tarafı olan bir soru değil. Yani bu değerlendirmenin doğru tarafları da var, yanlış tarafları da var diyebiliriz. İnsanın aklına ilk gelen meselelerden bir tanesi bu 99 depremi sırasında, tabii o zaman başörtüsü meselesi de çok yoğun biçimde gündemdeydi. Başörtülü öğrenciler üniversitelere giremiyorlardı vesaire. Bununla alakalı yapılan protestoların bir tanesinde bir pankartta 6,7 yetmedi mi yazıyordu. Başörtülü bir öğrenci zannediyorum o pankartı tutuyordu. Tabii bu ciddi tepkilere de neden olmuştu pek çok kesimden. Yani bu depremle bunu nasıl ilişkilendirirseniz, işte orada bir sürü masum da hayatını kaybetti. Çoluk çocuk öldü. Onlarda mı bir hata varsa ona ortaktı. Bu nasıl bir bakış açısı gibi değerlendirmeler yapılmıştı. Yani insanlar arasında tartışma konusu olabilen bir mesele. Bu meselenin de dinimize bakan yönüyle doğru olabilen tarafları var. Mesela Kur'an'da her şey, başımıza gelen her şey bizim yapıp ettiklerimizden dolayıdır deniliyor. Bizim günahlarımızdan dolayıdır deniliyor. Hatta Allah'ın bunların çoğunu affettiği bildiriliyor. Bu açıdan arzi veya semavi afetler de, depremsel gibi olaylar da bizim hatalarımız yüzündendir diyebiliriz. Bununla birlikte Kur'an kafirlerden bahsederken yer ve gök ehli onlara ağlamadı diyor. Demek ki hakiki müminler için yer ve gök ehlinin ağladığını da anlayabiliyoruz biz buradan. Yine bir başka ayet-i kerimede eğer sizce önemli bir sebep yüzünden tebliği terk ederseniz Allah'tan gelecek bir emri bekleyin diye bir tehdit var. Demek ki tebliğ vazifesini düzgün biçimde yapmayan müminler Cenab-ı Allah'tan başlarına gelecek musibetlerle imtihan ediliyorlar. İşin böyle bir tarafı var. Hele bir de mesela tebliğe mani olanları düşünürsek onların daha beter musibetlerle imtihan edilebilecekleri sonucunu çıkartabiliriz. Yani bunlar, bu bakış açısı dinde büsbütün yeri olmayan bir şeydir diyemeyiz. Bununla birlikte bu bakış açısının yanlış tarafları da var. Eksik tarafları da var. Onlara da değinebiliriz. Şimdi Cenab-ı Allah bu hitapları umumen yapıyor bize ama biz bilemiyoruz hangi günahımızın neye sebep olduğunu ya da işte kimin günahının nasıl bir şeye sebep olduğunu. Arada böyle rasyonel, direkt bizim anlayabileceğimiz tarzda bir ilişki yok. Zaten böyle bir ilişki olsa bu imtihan sırrına da aykırı olurdu. İşte bir beldede şu kadar metreküp alkol tüketildiği zaman o beldeye işte yıldırım geliyor mesela. Eve yıldırım düşüyor. Biraz belli bir seviye var. O seviyeyi aştığı zaman sel geliyor. Bir seviye var, orayı aştığı zaman deprem oluyor falan. Böyle bir şey olsa zaten insanlık tarihinde imtihan diye bir şey olmazdı yani. Herkes bunu anlamış olur. Bu iş demek ki çok net bir iş diye düşünür. İman ederdi yani insanlar. İmtihan sırrı ortadan kalkmış olurdu. Bununla birlikte insanların başlarına gelen musibetlerin tek sebebi de günahları değil. Yani insanların hataları, eksikleri, günahları musibete sebep oluyor ama tek sebep musibet değil. Nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların içerisinde belki de en çok musibet yaşayan kimseydi. Efendimizin başına gelenler en günahkar olduğu için miydi? Haşa, tabii ki değil. Demek ki mesele sadece musibetler yüzünden değil. Meselenin farklı boyutları da var. İnsanların başına gelen musibetler sadece günahlarından dolayı değil. Günahlar musibetlerin gelmesinde bir etken ama sadece günahlardan dolayı değil. Bunu biz nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biliyoruz. Zira o insanların belki de en fazla musibete maruz kalanıydı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam haşa insanların en fazla günah işleyeni miydi? Elbette ki değildi. Demek ki günah musibetin tek sebebi değil. Başka şeyler de var bu denklemin içerisinde. Çok bilinmeyenli bir denklem o. Tek bilinmeyenli bir denklem değil. Bununla birlikte
meselenin farklı bir boyutu olarak da bu yorumlar adetten hale gelirse, sürekli yapılmaya başlanırsa, mesela biri bir yerde bir zulümde bulunur. Der ki ya işte tamam ben zulmediyorum ama bu da senin günahların yüzünden Allah'ın sana senin başına getirmiş olduğu bir musibet şeklinde yorumda bulunabilir. Ki zamanında İslam tarihinde görüyoruz bunu. İşte bu zulme maruz kalmanız sizin kaderiniz de değil. Kader anlayışını bu şekilde ilginç bir biçimde ifade eden hükümdarlar olmuş, yöneticiler olmuş ve bundan dolayı ciddi kelami tartışmalar da ortaya çıkmış. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Ya Müslümanların insanlara karşı ilk vazifelerinden bir tanesi merhamettir. Böyle büyük bir musibet gerçekleştiğinde ya kardeşim işte bak bu da senin günahın yüzünden oldu diye o insanlara hitap etmek biraz insafsızca görünen bir yaklaşım oluyor, bir bakış açısı oluyor. Biz belki kendi başımıza gelen şeylerle alakalı, kendi nefsimize karşı bu şekilde düşünebiliriz. Hangi hatamı düzeltmem lazımdı diye bakabiliriz. Ama başkalarına karşı böyle yaklaşmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onlara karşı olabildiğince merhametli bir biçimde meseleye yaklaşmamız lazım diye düşünüyorum. Bu şekilde herhalde özetleyebiliriz. Allah razı olsun abi. Kapsamlı bir cevap oldu. Eyvallah. Bir sonraki soruya geçmeden önce bugün ne yediniz ve bu Ramazan'ın sizin için favori yemeği, favori iftarı neydi diye bir soru sorayım. Hadi bakalım. 3 tane Hadi yemeği bakalım. seven adam Abi sen başla bakalım. bugün ne yedim? Bugün ne yedim abi? Birkaç gündür böyle misafir geliyordu. Onlardan bir sürü şey kalmıştı. Hanım da arkadaşlarıyla iftar yapacaktı dışarıda. Ben evde bilgisayarın karşısında böyle kalan ne varsa ısıtıp sefil bir şekilde ve mutlu bir şekilde, sefil ama mutlu bir şekilde iftarımı yaptım abi. Abi ne ısıttın, ne ısıttın? Nasıl yedin diye sormadan ki soruyu da soran sensin bak. Abi şöyle börek vardı. Börek ısıttım. Evet. Onun Evet. dışında böyle güveç tarzında bir yemek vardı. Ondan tam böyle minik güveçleri de yapmıştık. Tam bir tane kalmıştı işte. Onu yedim. Bu kadar, başka bir şey yemedim ya. Börek ve güveç yani. Aynen abi. Afiyet olsun. Çorbasız. Allah razı olsun. Benim favori yemeğim bu Ramazan neydi diye soracak olursam, yeni bir yemek denemiştim geçenlerde. Sanırım o olur. Böyle köfteyi abi, bildiğimiz normal işte galeta, un, kıyma karışımıyla bir köfte yapıyorsun. Onu kızartıyorsun yağda. Sonrasında tavaya biber, soğan, havuç tarzı sebzeleri kesip soteliyorsun. Sonrasında salça ekliyorsun. Biraz krema ekliyorsun abi. O böyle güzelce bir kıvam tutturduktan sonra, hatta nişasta suyu da ekliyor kıvam için. Sonrasında köfteleri içine böyle mayın döşer gibi döşüyorsun. Bir de 10 dakika o şekilde devam ediyor ve sonrasında yiyorsun. Baya köfteyle o kremalı bir salçalı yemeğin karışımı çok güzeldi. Favori yemeğim bu diyebilirim. Ben yaptım diye belki de. Allah bilir. Bir de şey ya, Evet. misafirliğe gelen bir arkadaş bir trileçe getirdi. Allah'ım ya. Burada satıyormuş şu an, reklam olmasın da abi. Türkiye'den toptan getiriyormuş. Böyle buzlukta getiriyor, burada satıyor falan. Abi ben Türkiye'de bu kadar kaliteli trileçe yediğimi hatırlamıyorum. Abi tirleçe zaten Türkiye'de yenmez. Bilmiyorum abi. Makedonya'da yenir. Abi Tirleçe bilmiyorum. Balkanlarda yenir. Aynen öyle. Makedonya'da Ben yenir. Evet. açık konuşayım. Bosna pastanesi var bir arkadaşın evinin yanında. Oradan yedik. Kesinlikle kıyaslanamaz abi. Ya abi Kesinlikle tabii kıyaslanamaz. Bosna şimdi Hersek'te yedim. Kesinlikle kıyaslanamaz abi. Çok abi ben enteresan bir de şekilde, çok enteresan bir şekilde böyle aşık oldum. abi nerede yediğin, yapanın kim olduğu yemek konusunda çok önemli. Yani uzun yıllar Konya'da yaşamış biri olarak mesela benim etli ekmek yemeye götürdüğüm ve ya bu yediğim şey çok acayip bir şeydi. Gerçekten böyle bir lezzete daha önce şahit olmamıştım demeyen insan olmadı. Yani bu normal bir pide değil, ayrı özel bir pide dedi kimi götürdüysen insanlar. Ama Konya'da giderken işte öyle rastgele gördüğünüz bir yerde etli ekmek yemeye girdiğinizde ya bunun kıymalı pideden ne farkı var? Etli ekmek, etli ekmek diyorlar diyebilirsiniz. Bu benim dediğim lezzeti belki 3-4 yerde yakalayabilirsiniz Konya'da. Anlatabiliyor muyum? Tirleçe konusu da benzer. Tirleçe de ben Edirne'de yemiştim. Çok senin dediğin gibi yani yiyeli 10 sene oldu belki ama tadı damağımda hala gerçekten. Bir de Bursa'da Bu Bursa'dan geliyor. öyle mi? Tabii. Çekirge Tirleçe isminde bir yer var. Arnavut bir ustası var. Küçük bir dükkan ama sadece tirleçe yapıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor yani. Orada da çok harika bir tirleçe yemiştim gerçekten. Ben Abi de bir 3 kilo geldi. tirleçe fanıyım. 3 kilo geldi abi. Her Evet. gün, bak ilk geldiği gün yedik. Ondan sonra ertesi gün iftara başka bir yere davetliydik. Geldim. Sırf bak 15 gündür sahur yapmıyorum. Sırf trileçe için sahur yaptım. Kalktım, trileçe yedim sahurda. Sonra bir sonraki gün yeniden bir yere davetliydik. Eve geldim, bir daha sahur yaptım. Trileçe yedim. Sonra bir sonraki Evet. gün iftardan sonra yedim. Ve hala bugün olsa hala yerim yani. O derece. Evet. Demek ki Bursa'nın bir şeyi var.
Abi Bursa'da göçmenler, Balkan göçmenleri çok ya. Ya tabii bu yemek meselesi kültür yani. Antep'teki gibi kimse baklava yapamıyor yani bu. Kesinlikle evet. 2 2 daha 4 bir şey. İşte onun sebebi de daha çok hem ürünlerle falan da alakalı tabii ama asıl olarak kültür zannediyorum. Öyle olunca dediğin gibi Bursa'dan gelmesinin etkisi olmuştur o göçmen Evet. kültüründen dolayı. O zaman ben çok konuştum abi. Topu direkt sana atıyorum Alper abi. Senin favori yemeğin neydi? Vallahi abi ben şimdi ona bir cevap veremeyeceğim ya. Yani O zaman bugün ne yedin? evet. Ben her şeyi severek yiyen bir insan olarak yani yemediğim hiçbir şey yoktur. Öyle söyleyeyim. Bugün ne yedik? Bugün mercimek çorbası vardı. Sonrasında da kumpir vardı. Bu meşhur orta köy kumpiri tarzında. Onu yedik bizim de Afiyet olsun abi. iftarımız. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Güzel Evet evet. seçenek. Yani böyle bir fast food tarzı Dışarıdan mı özlemişiz. kendiniz mi yaptınız abi? Yok yok. Kendimiz evde. Dışarıdan değil. Sosis falan da koydunuz mu böyle? Orada her türlü ne var ne yok koyuyor ya. Mısır, sosis, turşu, Zeytin. zeytin yok. Zeytin yok. Bizim hanım zeytin yemiyor. Yani yememenin ötesinde Ya böyle vettini ve zeytun ya. Allah abi Allah. tiksiniyor yani öyle söyleyeyim. Mesela Allah zeytinde bir Allah. tabağa zeytin konsa o tabaktaki hiçbir şey yiyemiyor. Öyle bir. İlk defa zeytininden bu Ben kadar de. nefret eden birini görüyorum. Ben de Evet. Öyle. domates biliyorum, peynir biliyorum, yumurta biliyorum. Ama zeytin yeni eklendi listeye. Hater Zeytin varmış yok. zeytininde. Evet. Ama böyle şey güzel oldu. Yani Ramazan olunca genelde tabii böyle daha çok sulu yemekler falan yiyorsunuz. Çok bu tarz böyle fast food tarz şeyler olmuyor. Bir farklılık oldu güzeldi yani. Abi iftarda kahvaltıda mesela bilmiyorum hiç denediniz mi? Arada Tam onu mesela söyleyecektim o da çok abi. güzel oluyor. Yapıyorsun bir menemen abi. Güzel bir Ramazan Evet. pidesiyle. Yemin ederim var ya çoğu iftar menüsüne değiş yani çok net bir şekilde değişirim. O zaman Sinan abi senin favori yemeğin yoksa eğer bugün Abi ne ben o yedin? favori şeyine senin dediğini düşünüyordum. Kahvaltı yapmayı ben çok seviyorum iftarda. Hele böyle dediğin gibi böyle 4-5 gün sonra kahvaltıyı özlediğin o vakit güzel bir kahvaltı yapınca iftarda güzel oluyor da. Favori bir yemeğim yok ya şu an. Bu Ramazan beni kendimden geçiren bir... Ya elhamdülillah hepsi çok güzel nimetler de. Hani öyle bayıldığım bir şey yemedim. Bugün ne yedim? Bugün sushi yedim abi. Dün de Twitter'da birisi de demiş Avrupa ki bozmuş sushiciye bu adam ya. gidelim. Sushiciye gidelim iftarda falan. Bir de ona laf ettim tamam mı? Ben iftarda sushi mi yenir tarzı bir şey yazdım. Bugün de hanım yapmış yani. Dün misafir de vardı. O zaman da yapmıştı. Akşamında yedim yani sushi. Bu arada ev yapımı Bismillah. sushi bayağı iyidir. Ton balığıyla Evet ya falan. sağ olsun bizim hanım da çok güzel yapıyor. Yeniyor yani. Maşallah. Soya sosuyla falan. Onun yanında işte pilavla şey vardı. Orman kebabı. Oğlum. Kebabın ismi çok Hamzovari bir isim ama Bir de bir tarafta sushi, bir tarafta orman Orman kebabı evet. kebabı. Ortama girişi mükemmel orman kebabının. Bir de öyle bir dedin ki Sinan orman kebabı diye Aynen. böyle. Ya valla. Senin söyleyişi de bir vurgulu oldu. Evet. Ama güzel bir yemek ya gerçekten. Öyle yani abi öyle. Kesinlikle. Bugün Afiyet bal menüde şeker onlar olsun. vardı. Eyvallah. Bir sonraki soru. Kaderimizi Allah belirliyorsa biz niye cennete veya cehenneme gidiyoruz? Yapacaklarımız kaderimizde belliyse biz niye imtihan olup cennete veya cehenneme gidiyoruz demiş arkadaş. Sinan senden alalım yorumunu. Yüz yıllardır tartışılan bir konu ya. Bir şey Kaderiye. sorunun cevabına geçmeden önce bir şey diyeceğim. Subjektif bir yorum olacak ama bu kaderle alakalı sorularda genelde insanların benim gözlemlediğim yani insanlar başlarına bir şey gelmeden kaderle alakalı fikirleri çok değişmiyor. Ama bu bir dipnot olarak dursun. Şimdi bu soruya gelecek olursak bizim yapacağımız kaderimiz de belliyse niye cennete cehenneme gidiyoruz? Birincisi kader bir kanun ve biz bu kanun ile yaşadıklarımız ya da yaşayacağımız şeyler, yaptığımız şeyler aynı şeyler değiller. Yani bir tane birini öldürdünüz, sonra da hapse gittiniz. Tutup da işte şey diyemezsin yani. Ben bu adamı öldürdüm, işte başka hiçbir tercihim yoktu, o yüzden de hapse giriyorum. Bu zaten kaderde yazılıydı. Eskiden kelam, ya itikadi mezhepler diyeceğim, Cebriye'nin falan hani böyle bir görüşü var. Fakat adam şunu derse, kanunda birini öldürdüğün zaman hapse girersin yazıyor ve ben de birini öldürdüm bu yüzden hapse giriyorum derse bu o kanunun uygulanmış olması demektir. Bunu biraz da şey gibi düşünebiliriz ya şimdi oyun oynuyoruz mesela gençlerin çoğu oyun oynuyor. Daha abi hatırlıyor musun seninle oynadığımız bir oyun vardı. 5-6 Tabii. kişi oynuyorduk böyle açık dünya Gençlerin oyunu. çoğu oyun oynuyor dedikten sonra ta abi hatırlıyor musun? Ben de tam diyecektim ben de oyun oynuyorum arada diye. Ya Evet. işte seni kattım abi. Neydi abi açık dünya oyunu hangisi? Ya bir ara çok böyle Valheim şey mı? falan düşük. Valheim he Valheim. Ha evet.
Şimdi orada ne? Açık Bina dünya oyunu. Laz müteahhit gibi şey dağ kenarına 3 katlı bina Durmadan ev yapmıştık. yapıyorduk. Evet. Ya mesela o oyunda ne? Oyunun kodu belli. Yapacağımız şeyler belli. Yani oradaki kanunlar belli. Biz o tahtaları birleştirince bir ev yapabiliriz, bir kayık yapabiliriz, işte bir çiftlik yapabiliriz ya da tarla yapabiliyoruz yani. Fakat bu oyunun kanununun böyle olması demek bizim illa onları yapacağımız manasına gelmiyor. Yapabiliriz, yapmaya da biliriz. O kod orada var, o kanun orada var. Biz onları uygularsak yapmış oluruz. O kader uygulanmış olur. Yapmazsak da yapmamış oluruz yani. Ha, arada ne olur? Oyuna güncellemeler gelir. Bu da şu demek. Kader aslında bir kitap değil de bir kalem, yazılan bir şey, yazılmaya devam eden bir şey diye düşünebiliriz bu noktada. Ama bu kader tartışmasına girersek mevzu biraz uzar. O yüzden şimdilik bu kadar deyip bitirebiliriz burada. Bir cümle eklenti Bence. yapayım. Zaman kavramına biz insanın bakış açısı, kader kavramına da bakış açımızı çok net bir şekilde etkiliyor. O yüzden zaman mefhumunu aradan çıkarmadığımız sürece zaten kaderi anlamamız biraz imkansız gibi bir şey olacak diye ben de Genelde düşünüyorum mesela. insanlar böyle şey, Tanrı bakış açısıyla bakmaya çalışıyor. Yani her şeyi biliyoruz, zaten belli. Benim için belli değil abi. Esmaül Hüsna ve büyü. Esmaül Hüsna ile yapılan bazı terkipler var. Şu kadar sayıda eğer mümkünse şu günde şu amaç için okumalısınız deniliyor. Mesela bir dua var. Muhabbet duası veya celp duası olarak geçiyor. 4 adet esma veriliyor. Bunların belli sayılarda çokça okunması gerekiyor. Başka herhangi bir şey yok. Bu tarz bir uygulama büyü değildir, değil mi? Büyü değildir, değil mi? Alperen abi. Abi şöyle, sadece hadislerde geçen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği ya da Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen Cenab-ı Allah'ın esmalarıysa okunan ya da işte ayet, hadisler, dualarsa bu büyü değildir. Bunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bazı esmaların çok yoğun bir şekilde okunmasının da insanın psikolojisine kötü etkisi olabilir. Kabuslara, evhamlara yol açabileceğini söyleyebiliriz. Mesela günde 1000'den fazla okumak. Bahsettiğim şey çok kastım. Manası güzel bile olsalar insana ağır gelmesi gibi yani halk arasında ağır gelme olarak tarif edilen bu dediğim tarzda psikolojiyi kötü etkileme, kabuslara, evhamlara yol açma tarzında etkileri olabilir. Buna dikkat etmek lazım ama büyü değildir Allah'ın izniyle. Bu meselenin birinci boyutu. Meselenin soruda ifade edilen ikinci boyutu da celp, muhabbet meselesiyle alakalı. Yani bir insanın sizi sevmesini sağlamak demek celp büyüsü ya da işte neyse muhabbetin Bağlama oluşması büyüsü gibi. için. Evet, bağlama büyüsü deniliyor. Aynen Manifest. öyle. Şimdi bu makul bir şey değil. Yani bir başkasının sizi sevmesi için dua etmek bir derece makul. O ayrı bir şey. Ama böyle özel tertiplere başvurmak kesinlikle makul değil ve uzun vadede de fayda getirmez. Bir defa tuttu diyelim. Başarılı oldu. Bunun sürekli tekrarlanması gerekecek. Çünkü doğal bir sevgi yok ortada. Yani o etki geçtikçe yeniden yapılması gerekecek vesaire. Bununla birlikte biri sizi sevmediyse bunun altında mutlaka gerçek bir sebep yatıyordur denilebilir. Ya mizacınız uyumsuzdur, ya hayat şartlarınız uymuyordur, ya tipi değilsinizdir. Yani bir altında yatan bir şey vardır mutlaka. Bunu da böyle bu tarz suni şeylerle ortadan kaldırmaya çalışmak çok mantıklı değil. Onun etkisi geçtikçe yine aynı sebepler gün yüzüne çıkacaktır. Bununla birlikte Cenab-ı Allah herkes için kendi iradi tercihlerini yaratıyor. O yüzden başkasının tercihi olan bir konuda duanın tesiri azdır diyebiliriz normale göre. Ama burada en önemli mesele de şu ki mümin kendisi için istediğini başkası için isteyen, kendisi için razı olmadığını da başkası için de istemeyendir. Şimdi bu zaviyeden baktığımızda bizi sevmeyen birinin bizim onu sevmemiz için böyle özel tertiplere başvurmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz değil mi? Bize yapılmasını istemediğimiz bir şey de bizim gidip bir başkasına yapmamız, hele ki sevdiğimiz birine yapmamız hiç hoş olmayacaktır. Onu çok sevdiğimiz için yapmamız, onun hiç hoşuna gitmeyecek bir şey yapmak olduğundan dolayı mantıki bir tenakuz da oluşturacaktır. O yüzden bu tarz şeylere başvurmamak gerekir. Ha illa dua edeceksek o zaman Kur'an ve hadis kaynaklı bir sürü dua var. Mesela işte Allah'ım bize göz aydınlığı olacak saliha eşler nasip et. Birbirimizi sevip bu dünyada mutlu olacağımız, beraber senin rızan yolunda uğraşıp el ele cennete gideceğimiz birisiyle tez zamanda tanışıp evlenmemi sağla gibi dualar edebiliriz. Bu duaların da daha çok kabule mazhar olmasını da bekleyebiliriz diye ifade edebilirim meseleyi. Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Yani o aldım kabul ettim 777'ler falan girmeyin bu toplara diyoruz yani. Aynen.
Abi pagan unsurları da var içerisinde. Tabii canım. İslam'dan gelme bazı şeyler de var. Yani biraz işte İslam'dan almışlar, biraz kültürden, biraz işte eski Orta Asya zamanındaki dinlerden falan derken ortaya değişik bir şey çıkmış. Ya bu aralar bir de bu çok yaygınlaştı böyle. Manifest Maalesef. adı altında böyle zırvalıklar çok fazla çıkmaya başladı yani. Bildiğin büyüyü yapıyor, videoya çekmiş. Bu da işte şöyle sevecek, böyle sevecek. Şunu yaparsanız böyle olacak. Lan haram mı kardeşim ya? Evet. Allah korusun. Maalesef. Büyüden de büyü yapmaktan da yani Allah korusun. Tabii ki şirke kadar insanı götürebilecek Çok çok fena bir şey. Evet. tarafları var. Sinema kısmına geçelim. Geçelim. Evet, her zaman Alperen abi seninle başlıyoruz. Bu sefer Sinan'la başlayalım. İyi olur abi. Veya ben başlıyorum. Her zaman seninle başlamıyoruz ya. Şimdi yanlış söyledim. Abi yine Beni anime var ile ya başlayacağız. seyircilerin önüne atmak da üstüne yoktu. Estağfurullah. Estağfurullah ya Rabbi diye sıyrılayım aradan. Anime adam. Var mı anime? Abi çok, çok sevdiğim bir anime var. Evet. Bence yapılmış en iyi animelerden. Top içimde yani bu anime. Maalesef ya anime bitti fakat mangası devam ediyordu. Ama mangaka rahatsızlandığı için devam edemiyor şu an. Ne Ama hani rahatsızlandığı animeyi için? izlesen Bak bir bitti, dakika, bitti yeni bir şey dersin öğren. yani. Dur bir yeni bir şey öğreneceğiz. Ne? Mangaka mı dedin? Manga abi, manga çizgi romanın Aha. Japoncası. Mangaka da çizerlere deniyor. Manga çizeri desene. Tamam manga çizeri. Manga Mangaka falan biz bilmiyoruz kardeşim biz çizeri. ya. Çizer adam, yani çizer adam rahatsızlandığı için devam Bize edemiyor şeyi. operasyon çekiyor Sinan. Evet. Ve çok eski bir şey. Yeni sürümü de var hani güncellenmiş hali de. Hunter Hunter. Gerek karakter gelişimi olsun, gerek dünyası olsun, müzikleri olsun, hikayesi olsun. Hepsi çok güzel. Mevzunun en özet halini söylüyorum. Bir çocuk var. Yani bu dünyada bir avcılar okulu var. İnsanlar avcı olmaya çalışıyorlar ama çok zorlu sınavlardan geçiyorlar. Bir çocuk var. Babası avcı. Çok meşhur bir avcı. Fakat babasını görmüyor çocuk hiç. Babası buna bir mesaj bırakıyor. Eğer beni görmek istiyorsan avcı olman lazım diye. O çocuğun yolculuğunu anlatıyor. İşte sınava girmesinden, sınavdan sonrasından, şundan bundan yani. Ben soluksuz izledim. Bayağı da uzun bir anime bu arada. Soluksuz izledim diyebilirim yani. Çok çok sevdiğim bir anime. Hatta benim mousepad'im de budur yani şu. Çok çocuk şeyi gibi duruyor ama çok güzel bir anime gerçekten. Çok seviyorum ben yani. Tavsiye ederim. Aklıma geldi. Bugün çok moralimi bozan, sinirimi bozan bir şey oldu. Tony Rüdiger biliyorsunuzdur. Instagram'da Kim namaz abi? kılarken abi ha tabi bilmiyor musunuz? Ben bilmiyorum. Yok. Alman milli takımında oynayan ama aynı zamanda Real Madrid'de de oynayan bir defans oyuncusu. Siyahi nereye asıllı bilmiyorum ama adı zaten Rüdiger direkt Alman ismi. Muhtemelen annesi ve babası Alman. Diğeri Afrika ülkelerinden birinden. Eleman Müslüman namaz kılarken namazlığının üstünde Ramazan tebriği için bir fotoğraf çekmiş. Orada da işte şehadet parmağını kaldırmış. Almanya'da Almanlar adamı yaptığı şeyden dolayı işi dile iltisaklandırdılar. Şehadet parmağından dolayı. Ya gördüm öyle bir sinirlendim, öyle bir sinirlendim ki. Geri zekalı bir de bir sürü geri zekalı gelmiş altına yorum olarak şey yazıyor işte. Bu IŞİD'le aynı şey falan. Bazıları da gelmiş anlatmaya çalışmış. Ya biz bunu namazda bile yapıyoruz yani saçmalamayın kardeşim. Bu Allah bir demek. İslam'a girerken bile yaptığımız bir şey bu diye. Ama yine böyle İslamofobinin Avrupa'da geldiği noktayı görünce çok üzüldüm ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Abi işte insanın bilmediği şeye düşmanlığı meselesi yani. O zaman Alperen abi seninle devam edelim. Edelim abi. Ben de bir film seyretmedim. Ramazan'da film seyretmek zor oluyor. Geçen hafta da stoklardan gitmiştim. Bu hafta da stoklardan gideceğim. A Few Good Men isimli bir film. Başrollerinde Tom Cruise ve Jack Nicholson'la birlikte Demi Moore'un oynadığı bir film. Jack Nicholson döktürmüş özellikle. 93 yapımı zannediyorum bir film. Bir hukuk filmi. Son derece güzel bir film. İçinde rahatsız edici hiçbir sahne yok. Ve Amerika'nın Küba sınırında öldürülen bir askerden bahsediyor. Yani kendi birliğinde ölü bulunan bir asker ve bununla alakalı suçlanan iki er var. Bir hukuk mücadelesi bu bağlamda. Biri onbaşı, alt düzey bir rütbesi var. Biri normal er. Tom Cruise da bunların avukatlığını yapıyor. 2 saatin üzerinde güzel, kaliteli bir film. Bazı yerlerde yorum olarak ya işte Amerikan propagandası falan diye okudum ama yani bana pek öyle gelmedi doğrusu. Şimdi spoiler da vermek istemiyorum ama yani sistemi çok ciddi eleştirdikleri noktalar da var. Ha sistemle alakalı pozitif anlaşılabilecek noktalar da var. Evet doğru. Ama bence
Yani insanın gözüne soktukları kısım daha çok eleştirdikleri kısım. Kesinlikle seyredilebilir, kaliteli, güzel bir film diye herkese önerebilirim. Eyvallah abi. O zaman ben devam edeyim direkt. Ben de geçen Evet. hafta iki film izledim demiştim ama bir tanesinden bahsedebildik. Bu hafta diğerinden bahsedeyim. Yine Oscar nominesi Öğretmenler Odası isimli bir film. Film Hiç mi bir... ödül alamadı? Abi Oscar adayı oldu ama hatırladığım kadarıyla hiç ödül alamadı. Hı. Ama yönetmeni İlker Çatak, Türk. Hakkını yediler bana kalırsa, çünkü olaya baktığın zaman ve geçtiği yere baktığın zaman o gerilimi öyle bir atmosferde müthiş bir şekilde izleyiciye aktarması takdire şayan yani. Bir okulda geçiyor bütün olay. Bir öğretmenin öğrencileriyle olan ilişkisini ve mevzuların kontrolden çıkışını, aslında o okul içerisinde öğrencilerin bayağı yetişkinler gibi isyan bayrağı açışını, örgütleşmesini, okul yönetiminin onları bastırıp sansürle susturmaya çalışmasını vesaire, hepsi bir okul içerisinde gerçekleşiyor ve izlerken böyle acaba ne olacak diye sonuna kadar pür dikkat izlediğim bir filmdi. Müstehcen denilebilecek bir sahne de yok içinde. Yani ailecek izlenebilecek bir şey ama tabii ki çocuklara göre bir şey değil. Çünkü dediğim gibi gerilim var içerisinde. Belki kötü örnek oluşturacak şeyler de vardır. Hırsızlık vesaire. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, buraya kadar dinlemişsiniz, hala likelamadıysanız. Buraya kadar dinleyenlerin ben likeladığını, yani yüksek yüzdeyle likeladığını tahmin ediyorum ama hala likelamadıysanız bir like'ınızı da isteriz diyelim. Bununla birlikte kapanışta da geçen hafta başlamıştık buna biliyorsunuz. Kur'an Time bülteni, Kur'an Time'dan haberler kısmıyla bitirelim. Kur'an Time'ın kitabı artık yayında. İlim 101 İslami İlimleri Yeniden Okumak başlıklı kitabımız. Gerçekten bizi heyecanlandıran bir projeydi ve bu kitap genel olarak Kur'an Time'ın usulüne dair ciddi ipuçları veriyor. Meselelere nasıl yaklaştığımızla alakalı. Okuyanların memnun kalacağını ümit ettiğimiz bir iş çıktı ortaya. İnşallah İnşallah. yeni kitaplarla da karşınızda olmayı temenni ediyoruz. Bunu ifade etmiş olalım. Bununla birlikte ikinci olarak Kur'an Time'ın yeni GoFundMe kampanyasını başlatmış olduk. Geçtiğimiz yıl neler yaptığımızı, bir sene boyunca neler ürettiğimizi paylaştığımız bir video oldu. Ve o videoyla birlikte Kur'an Time'ın yeni GoFundMe kampanyası başladı. Şunu söyleyebiliriz ki Kur'an Time'ın çok fazla sayıda projesi var. Bizi çok heyecanlandıran projeleri de var. İslami ilimlerde gerçekten ciddi boşluk dolduracağını ümit ettiğimiz projelerimiz de var. Ama bu iş tabii ki istihdam edilen insan sayısıyla imkanına doğru orantılı. Bu bağlamda desteklerinizi bekliyoruz. Ne kadar fazla insan istihdam edebilirsek o kadar ciddi projelerle karşınızda olacağız diye ümit ediyoruz. Kur'an Time'ın İngilizce platformları yayına başlamıştı. O internet sitesi, Instagram ve Twitter hesapları tüm hızıyla yayına devam ediyor. Kur'an Time'ın İngilizce kısmı olan Wisdom Time için de desteklerinizi bekliyoruz diye özetleyebilirim. Son olarak sabah akşam dualarını daha hocam soruyorlar, soranlar var. O noktada ne durumdayız onu da sana sorarak bu faslı kapatmış olalım. Abi sabah dualarının editi yapıldı. Video editörü arkadaşa ilettim senin aracılığınla. İnşallah Ramazan bitmeden yetişir mi sence? Yani bir aksilik olmazsa yetişir diye tahmin ediyorum. O zaman inşallah sabah duasıyla başlayacağız. Sonrasında akşam duasıyla devam edeceğiz. Onları hayırha da ekleyeceğiz. Hayırhahtan dinleyebilecek arkadaşlar. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. O zaman veda edelim. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu arada hepinize hayırlı bayramlar dileriz. Evet, hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Görüşmek üzere.